Yaptığımız şeyleri günümüzde aldığımız keyfe odaklanarak yapıyoruz ama gelecekteki acıyı görmezden geliyoruz. Dua, size bir ders vermek gerekiyorsa bununla ilgili sınavı tekrar tekrar karşınıza çıkartır arkadaşlar. Bundan bir kaçış yok. Şimdi cenneti yaşarmış gibi zannedip çok kısa bir süre sonra cehennem atmosferinde bir hayat yaşayacağınızı görmezden gelme eğilimindesiniz. Kişisel gelişim serüvenine girmek, bir takım rutinlere sadık kalmak, düzenli beslenmek, şimdi anlatınca bazı insanlara cehennem gibi geliyor. Disiplin. Bakın, başarılı insanı başarısızdan ayıran temel farklardan bir tanesi bu. Canları istemese de yapıyorlar. Siz canınız istemediğinde yapmıyorsunuz. Cehennemi geçmek mecburiyetindeysen yürümeye devam etmek zorundasın. Durma lüksümüz yok arkadaşlar. Hayat ölümü beklemez arkadaşlar. Ne için beklemez? Sizi yargılamak, cezanızı kesmek için ölümü beklemiyor. Ne gibi bir yargılama ve ceza? Örnek veriyorum. Eğer vücudunuza iyi bakmazsanız, kötü beslenirseniz, egzersiz yapmazsanız, çok erken yaşlarınızda bazı hastalıkların teşhisiyle yüz yüze kalabilirsiniz. Doktor cezanızı keser ve sizi ömür boyu kullanacağınız bir takım ilaçları reçete ederek size teslim eder. Öfkeli, aksi, geçimsiz bir insansanız hayatınızdaki insanlar sizi bir yere kadar çeker, bir yerde burunlarından gelir, bıçak kemiğe dayanır ve terk edilebilirsiniz. Cezanızı keserler. Ekonomik olarak bir takım hatalar yapmaya istikrarlı olarak devam ederseniz, paranızın kıymetini bilmez, gereğinden fazla harcamalarla çarçur ederseniz, para kazanma kabiliyetinize yatırım yapmaz, bunu görmezden gelip ihmal ederseniz maalesef bir gün icra memurları gelir ve cezayı keser. Yaptığımız şeyleri günümüzde aldığımız keyfe odaklanarak yapıyoruz ama gelecekteki acıyı görmezden geliyoruz. Geçmişte bunların bir kısmı benim de başıma geldi. Ama bunlar nasıl ele aldığımız çok önemli, bunlar başımıza geldiğinde arkadaşlar. Bize çok önemli gelişim ve dönüşüm fırsatları sağlıyor bu tip durumlar. Siz eğer buradaki dersi görür, almayı seçer ve kendinizi o konuda geliştirirseniz bir daha aynı sınavla kesinlikle karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Dua, size bir ders vermek gerekiyorsa bununla ilgili sınavı tekrar tekrar karşınıza çıkartır arkadaşlar. Bundan bir kaçış yok. Dolayısıyla yaptığımız çoğu şeyin, yanlışın cezasını kesmek için hayat ölümü beklemiyor. Yani dünyada da cehennemi size yaşatabilir. Sürekli olarak büyük riskler alarak bir gün yakalanmayacağınızın umuduyla kanunlara aykırı davranırsanız, olmadık işler yaparsanız cezasını dünyada çekersiniz. Hayat bir anda cehenneme dönebiliyor. Müthiş bir hava, müthiş bir atmosfer görüyorsunuz. Parkta harika bir gün, ağaçlar. Her videomda olduğu gibi bu videomda da söyleyeceğim. Bunu kendinize armağan edin. Deniz, yeşillik, doğa. Bu tip ortamlarda yürüyüşler yapın, kendinizle baş başa kalın. İnanılmaz iyi geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bunu hayatına tatbik eden birçok insandan teşekkür mesajları almaya başladım. Elimizin altındaki bazı şeyleri görmüyoruz, kullanmıyoruz. Aslında bakın, yani ne kadar yakın evlerimize böyle yerler var. Yakın yoksa bile arabamızı atlayıp ya da toplu taşımaya atlayıp buralara gelmek değer arkadaşlar. İnsanlar konserler için, hele maç için, futbol için, basketbol için kalkıyorlar, şehir bile değiştirirken. Böyle bir şeyi kendine armağan etmek için birkaç kilometrelik yolu gitmiyorsa hata ediyordur arkadaşlarım. Bakın şu parkın güzelliğine, Florya tarafındayım bugün. Hem denizin hem yeşilliğin iç içe geçtiği bir yer. Çok büyük keyif aldım. Umarım siz de bir nebze de olsa bu görüntülerde aynı keyfi almayı başarırsınız. Dünyada da cenneti, cehennemi kendimize armağan ediyoruz. Şimdi cenneti yaşarmış gibi zannedip çok kısa bir süre sonra cehennem atmosferinde bir hayat yaşayacağınızı görmezden gelme eğilimindesiniz. Ama şu anda size cehennem gibi gelen bazı adımları atarak hayatınızı birkaç yıl içerisinde cennete de çevirebilirsiniz.
Şu an parayı biriktirmek, şu an aşırı harcamalardan kaçınmak, şu an yatırım yapmak cehennem gibi geliyor değil mi size? Hepsini harcayayım, daha fazla kredi versinler bana, onları da harcamak istiyorum. Ne kadar yaşayacağımız bile belli değil. Harca, gez, hayatın keyfini çıkar modunda değil mi arkadaşlar insanların çoğu? Ama o kredi kartları ağzına kadar dolduğunda kayaya çarpar gibi adeta artık birbiri üzerine takla attırılamayacak hale geldiğinde acı gerçekle yüzleşiliyor. Cehennem gibi bir hayat bekliyor ve de çok da kısa da atlatılmıyor o cehenneminden geçiş. Ama kişisel gelişim serüvenine girmek, bir takım rutinlere sadık kalmak, düzenli beslenmek, şimdi anlatınca bazı insanlara cehennem gibi geliyor. Disiplin, kararlılık, iş geliştirme, bir konuda uzmanlaşma, saatlerce çalışma. Bırak, benden uzak olsun onlar. Ben keyif peşindeyim, eğlence peşindeyim diyor insanlar. Ama ne oluyor? Sen gezip tozup eğlenip keyif yaparken bazı insanlar hayatını senin dediğine göre cehennem gibi yaşıyorlar. Fakat o cehennemi geçtikten sonra onlar cennet gibi yaşarken sen o cenneti geçtikten sonraki hesaba katamadığın cehennemle yüzleşiyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki işte hayat böyle adil değil, baksana işte başıma neler geldi falan. Hayır, başına gelen çoğu şey insan kendisi tayin ediyor arkadaşlar. Kötü alışkanlıkları da buna örnek verebilirsin. Sen bağımlılık yapmaz diyerek arkadaşlarının da itelemesiyle belki kötü bir çevrenin etkisiyle bir takım maddelere bağımlılık geliştirirsen maalesef hata sende. Başkalarını suçlamakla da işin içinden çıkamıyorsunuz. Genellikle üzüm üzüme baka baka kararıyor arkadaşlar. Yani arkadaş seçimi o kadar önemli ki. Ya bunu ne kadar vurgulasam az. Şöyle güzel bir manzara yakaladım gene. Sizin de görmenizi istiyorum. Yani arkadaşlarım, bugün çoğu kişi belki size şunu söyleyecektir. Ya spora gitmek ben de çok sevmiyorum. İşten çıkınca yorgun oluyorum. Oraya gidiyorum kalabalık oluyor. Fakat bunu yapınca kendimi iyi hissediyorum. Vücudum daha formda oluyor, güzel oluyor. Ve bu nedenle buna katlanıyorum. Eve gidip bilgisayar oyunu oynayacağım, spor salonuna gitmeyi tercih ediyorum diyebilen bir sürü insan olacaktır. Ben güle oynaya gidiyorum bu arada. Çok seviyorum spor yapmayı, spor salonunda bulunmayı. Bana bir terapi gibi geliyor. Ama öyle diyen arkadaşlarımız da olabilir. Fakat canları istemese de yapıyorlar arkadaşlar. Bakın başarılı insanı başarısızdan ayıran temel farklardan bir tanesi bu. Canları istemese de yapıyorlar. Siz canınız istemediğinde yapmıyorsunuz. Ve bilin bakalım ne oluyor? Benim söylediğim rutinlerin çoğunu canınız pek de istemiyor. Genellikle istemiyor. Dolayısıyla hayatta onlar ilerlerken siz geride kalıyorsunuz. Formül çok basit, matematik işliyor yani arkadaşlar. Düzenli olarak yatırım yapan insanlar geleceklerini kurtarıyor. Düzenli olarak borçlanan insanlar geleceklerini karartıyor. Düzenli olarak egzersiz yapan, sağlıklı beslenen insanlar gelecekte sağlıklı bir yaşam kendilerine inşa ediyor. Sürekli abur cubur yiyen, kötü alışkanlıklar, yanlış maddeleri vücuduna sokan insanlar da ne yapıyor? Geleceklerinde kötü bir sağlığı, keyifsiz bir yaşamı kendilerine inşa ediyorlar. Bu konular üzerine lütfen kafa yorun arkadaşlar. Videolarımı gerçekten beğendiğinizi hissettiriyorsunuz. Beğeni rakamları beni çok mutlu ediyor. Bakın abone sayımıza göre izlenmelerimiz ve beğenilerimiz ne kadar yüksek oranda farkında mısınız? Bazı kanallara bakıyorsunuz 100 bin takipçisi var, videosu 2000-3000 izleniyor. Çok ilginç geliyor bana bu. Bizim henüz 12 bin takipçimiz var. Fakat videolar 10 bin, 13 bin, 6 bin, 8 bin gibi rakamlar izleniyor. Yani burada da bu teveccüh için tekrar teşekkür ediyorum. Fakat izlemenin yeterli olmadığını da tekrar vurguluyorum arkadaşlar. İzliyorsunuz güzel. Bence bu konuları telefonunuza dijital olarak ya da bir kağıda not alarak üzerine müsait olduğunuzda düşünmek üzere kenara not almalısınız. Çünkü insan unutuyor. Yani ben bu videoda bahsedilen konuda ne noktadayım? Nasıl bir bakış açım var? Bugüne kadar neler yaptım? Gidişatım iyi mi? Ve gidişat kötüyse de önemli değil, bir farkındalık yaşayarak bunu iyiye nasıl çevirebilirim diye düşünmemiz lazım. Yani ceza daha yaşarken ödeniyor arkadaşlar. Ölümden sonrasını hiçbirimiz bilememekle beraber inancımız ne diyor? Kötülük yapan insanların ağır bir cezaya çarptırılacaklarını ama iyi bir şekilde bazı belli bir yoldan ayrılmayan insanların da ödüllendirileceğine yönelik bir inancımız var. Fakat sadece hadi bakalım bütün hayatımızı da burada kendimizi cehennem içinde, borç içerisinde, kötü ilişkilerle, istediğimiz şeyleri alamamakla mı niye kendimizi cehenneme yaşatalım arkadaşlar? Winston Churchill'ın çok sevdiğim bir sözü var. Cehennemi geçmek mecburiyetindeysen yürümeye devam etmek zorundasın. Durma lüksümüz yok arkadaşlar. Başkalarına şu anda cehennem gelen disiplin ve rutinlerin yolundan, kişisel gelişimin yolundan ilerlemek, onlara göre cehennem ama belli bir yerden sonra bizim cennetimiz haline geliyor.
daha başka bir yaşam tarzı düşünememeye başlıyor insan. Lütfen bunu unutmayalım. Dünyada geçirdiğimiz süreyi de anlamlı kılmak üzere düşünelim, harekete geçelim. Kendimize bir cennet burada ortaya koyalım. Ve bu cennette güzel, keyifli bir hayat yaşarken aynı zamanda diğer insanlara da katkı sağlayalım. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar dostlarım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.